Merhaba Art TV izleyicileri. Yeni bir Artı Gerçek programıyla karşınızdayız. Bu hafta stüdyo katılımcımız gazeteci Erk Acerer. Hoş geldin Erk. Hoş bulduk abi. Programın ilerleyen bölümlerinde Eser Karakaş, Koray Düzgören, Armağan Kargılı ve Ragıp Duran da bizlerle birlikte olacak. Ama önce istersen değerli kayıplarımızla başlayalım. Evet. Geçen hafta Kürşat Büyümin'i kaybetmiştik. Yazar Kürşat Büyümin. Bu hafta da başında Berat Günçıkan'ı dün gece de Bağa Güngör'ü kaybettik. Evet. İkisi de çok değerli gazetecilerdi aslında. Evet. Ben Berat'la 1987'de Adana Büro'da beraber çalışıyordum. Cumhuriyet'te. Sonra beraber İstanbul'a geldik Adana'dan. Çok iyi bir röportajcıydı, çok iyi bir kalemdi. Evet. Çok duyarlı bir insandı. Bağa'yı da şeyden tanırım. Aslında yani küçük yaşta gelmiş Almanya'ya ama sonra DPA'nın hep ama Alman medyasında çalışmış. Yani hiç Türkiye medyasında çalışmamış. DPA'nın Türkiye temsilcisi olarak, Alman Haber Ajansı'nın Türkiye temsilcisi olarak gelmişti. İşte o 80'lerin sonu 90'ların başlarında falan bayağı bir özellikle olayların olduğu Kürt illerinde bir hayli dolaşmıştık. Ve şimdi işte burada da bir arada oluyorduk yakın zamana kadar ama ne yazık ki onu da kaybettik. Yani gazeteciliğin aslında tutku olduğunu öğrendiğimiz insanlar, yani gazeteciliğin hani başka taraflarıyla hayatın içinde olunması gereken noktalarıyla ve o tutkularıyla, tabii yani tutku, senin de o söz ettiğin hani benim vatanım gazeteciliktir, evet, dediğin mesele biraz. O yüzden tabii insan hani bu kayıplar karşısında biraz daha meslek tarafından biraz daha üzgün hissediyor kendisini. Evet, ve erken kayıplar bunlar. Evet. Yani işte Baha 68 yaşındaydı. Berat 59 yaşındaydı. Erken kayıplar bunlar. Hala daha gazeteciler, gerçek gazeteciler bu memlekette galiba erken ölüyor. Öyle görünüyor. Dünyada da böyle bir şey vardır, biliyorsun Celal abi, istatistik vardır. Neden diş hekimleri en çok intihar ederler bunu bilmiyorum ama gazetecilerde de intihar oranı dünyada bir hayli yüksekmiş. Yani stres, haber yetiştirme kaygısı, telaş, bir yandan hani aslında tam da tanımı aşk gibi yani. Evet. Yani biz hem Bahar Güngör'ün hem Berat Günçık'ın yakınlarına, dostlarına başsağlığı deyip haftanın gündemine dönelim. Evet, aslında bu hafta her şey çok hızlı geçti gene ama esas bir mesele var ki o da soğan. Evet, evet, soğan. Soğan konusu gerçekten çok önemli ve komik gibi de artık, yani Türkiye'de olup biten şeylere artık şaşırmaktan öteye biraz da gülüyoruz. Dün Twitter'da pek çok geyik vardı. Çok alay konusu yani. Tabii. Hani Mardin Emniyeti bari soğanla ismini de yazsaydı, Mardin Emniyeti diye filan. Şey diye son dakika haberleri diye veriyor yandaş kanallar. İşte soğan basılmış, 30 ton soğan ele geçirilmiş. Sanki uyuşturucu muamelesi gibi çekiliyor. Çok da gırgırı oluyor işin de. Yarına Eser Karakaş çok güzel bir yazı yazmış. Soğan stokçuluğu İktisat ve Maliye Bakanımız başlıklı. Bir Eser abiye gidelim. Tamam. Eser hocam merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyi yayınlar. Sağ ol, teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet. Sağ ol. Bu soğan meselesi nedir hocam? Soğan meselesi çok önemli bir mesele. Çok önemli bir mesele. Çünkü Türkiye'nin bir sürü sorunu var. Hepimizin bildiği, işte içinde yaşadığımız hukuk, devlet sorunu var, eğitim sorunu var, ekonomi sorunu var, büyüme sorunu var falan, ama bunların galiba çok önemli bir ortak paydası üst düzey görevlilerin nitelik sorunu. Herkesin, ortalama vatandaşın da bir nitelik sorunu var. Eğitim sorunu, mesleğiyle ilgili sorunları var ama daha yukarı çıktıkça galiba bu daha da şey oluyor. Daha ciddi bir hale geliyor. Mesela 2-3 gün önce Hazine ve Maliye Bakanı'nın bir demecini okudu soğanla ilgili. Şimdi diyor ki işte o Polatlı'da 200 bin ton, bu rakam bana çok da büyük geldi ama bilmiyorum, soğan ağır bir şey herhalde. 200 bin ton, 24 depoya baskın yapılmış, 200 bin ton soğanın stoklandığı görülmüş. Sadece 3 depodan satış yapılıyormuş. Ondan sonra ve şöyle bir açıklaması var Berat Albayrak'ın. Diyor ki, tam şimdi mealen söylüyorum, fiyat artışlarını göz önüne alan, fiyatların artacağını bekleyen
Solancılar stok yaptılar. Biz buna engel olacağız ve bu stokları hepsini cezalandırırız diyor. Tabii bu konut aslında daha yukarıdan geldi. Kayınpederinden geldi önce. Yani bu stokçuların cezalandırılması. Ama şimdi şu soruyu herkesin kendine sorması lazım. O açıdan nitelik sorusu diyorum. Bir Hazine ve Maliye Bakanı'nın, Hazine ve Maliye'den sorumlu bir bakanın işi stokçularla mı uğraşmaktır? Yoksa önümüzdeki dönemde soğan fiyatlarının çok yükseleceği beklentisini mi kırmak? Değil mi şimdi? Eğer öyle bir beklenti varsa, oluşmuşsa senin işin Hazine ve Maliye Bakanı olarak bu beklentiyi kırmaktır. Bu beklentiyi kırarsan, kırabilirsen, işin odur senin. Stokçularla sen niye uğraşırsın? Sonra biraz eğer tarih, iktisat tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihini biraz biliyorsak stokçularla siyasetçiler kavgaya girdiğinde daima stokçular kazanır. Bu bir iktisat kuralı. Yani yapacak bir şey yok. Ne yapsanız engel olamazsınız. Biz Celal'le hatırlarız. Ert Bey herhalde bizden çok genç. Ama yani geçen yılların ikinci yarısındaki o stok meselelerini, margarinlerin stoklandığı, ampullerin stoklandığı dönemleri hiç yapamamıştır dedi bunlara karşı. Daima stokçular kazanır. Çünkü devlet yanlış yerden yaklaşıyor. Stokçularla mücadele gibi bir derdi olamaz devletin. Devletin bir tek derdi vardır. O stok meselesine neden olan şeyleri ortadan kaldırmak. Gerekçeleri ortadan kaldırmak. Burada da işte o fiyatların yükseleceği beklentisini kırarsan şey çözülür. Ama bir Hazine ve Maliye Bakanı böyle bir şey söylüyorsa bu çok vahimdir. Yani benim işim stokçularla mı mücadele etmek diye kendi kendine sorması lazım bir bakanın. Bir şeyi kabul ediyor bu gerçek ki. Stoklarda olan para kazanacak. Başka şeyler de var. Mesela Türkiye'nin şimdi cari fazla stoklarla uğraşacağına son ithalat yaparım desin. Bakın ne oluyor o zaman şey. Yapmasın. Bir şey gel versin. Ama şey tabii bizim yani ta Osmanlı'dan gelen bir şey bu. Depo basıp nar koyup. Nar koyup depo basmak ve stokçular. Genel bir sorunu. Geçen hafta benzer bir şeyi çok vakitli. Bu göz altına alınan akademisyenler ve sivil toplum kuruluş liderleri ilgili Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar nitelik sorununu ortaya koydu. Bunlar çok vahim görüyorum. Yani bu nasıl Berat Albayrak'ın bu açıklaması bana çok vahim geldiyse mesela Hulusi Akar'ın da çok vahim geldi. Bu Kanada'nın Halifax kentinde galiba bir toplantı. Evet Halifax'taydı. Halifax'ta. Herhalde bir soru geldi kendine bu gözaltına alma şeyleriyle yani bu Turgut Tarhanlı'nın Betül Tambay'ın falan şey yapıldığı gözaltına alındığı gün orada şunu diyor. Bunlar diyor suç işliyorlar, işlemişler diyor. Niye bunu bu kadar dert ediyorsunuz diyor. Mahkemede kendilerinin masum olduklarını ispatlasınlar diyor. O zaman hiç sorun kalmaz diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir orgeneral. Şimdi herkes bunu o yazıda böyle yazdı. Herkes bakan olabilir. Ama orgeneral olmak için iddia o ki böyle bir iddia vardı çünkü Türkiye'de. Çok iyi eğitimden geçiliyor ve çok muazzam bir seleksiyon sonrası. Çok nitelikli bir seleksiyonla orgeneral olmuş diye. Ama o orgeneral olmuş, hatta orgeneral olmakla da kalmamış, genelkurmay başkanlığı yapmış bir kişiye masumiyet karnesine demek bunu bilmiyor. Yani savcının ve hakimin ispat mükellefiyeti vardır senin suçlu olduğunu. Yoksa sen kendinin masum olduğunu ispat etmeye kalkarsan orası hukuk devletinden başka her şeye döner. Her şeyin adını burada telaffuz etmek istemiyorum. Yani o zaman başka bir yere döner bu ülke. Sen dönmüş vaziyette. Çünkü dediğim gibi bir orgeneralikten gelmiş bir Milli Savunma Bakanı, bir işte bu akademisyenler için gitsinler mahkemede masum olduklarını ispat etsinler diyebiliyorsa bu son derece vahim bir şeydir. Bunun vahametin iki boyutu var. Bir tanesi ya Türkiye'nin geldiği demokrasi düzeyine bakın diyebilirsiniz. Ben valla onu zannederim herkesin gördüğü malum bir şey. Onu ilave olarak söylemek istemiyorum. Ama bu da beni daha çok çarpan bir orgeneralin, orgeneralliği daha yeni, 2016'da orgeneraldi. Orgeneralliğin, bir orgeneralin masumiyet karinesi kavramını bilmemesi. Yani bunu tersten, yani insanların mahkemeye girip kendilerinin masum olduklarını ispat etmek zorunda olduklarını bir uluslararası toplantıda dile getirmesi. Bu da tabii başka bir
işin ayıp tarafı. Yani dolayısıyla yani nereden bakarsanız bakın ortada çok ciddi sorular var. Yani özellikle bu üst düzey görevlilerin şey konusu, yani nitelik meselesinde çok büyük sıkıntılar var. Hakimler var. Yani çok uzattım lafı belki ama yani bu haftaya damgasını tutan böyle çok önemli konular var. Ya Sayın Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'na şerefsiz, alçak, düzenbaz diyor. Evet. Bir hakim bunun ifade özgürlüğü olduğuna karar veriyor. Şimdi acaba herhangi biriniz o hakime aynı lafları etsek, başka bir yargı verciye bu ifade özgürlüğü der mi? Şimdi bunu söyleyen Kılıçdaroğlu, kime? İçişleri Bakanı'na söylüyor. Orada rütbeler yükseldikçe Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iştahatı, bu yönde iştahatı var. Yani devlet içinde kademeler, rütbeler yükseldikçe bu tür suçlamalara karşı daha da açık olman gerekiyor diyor. Daha tahammüllü olmak. Cumhurbaşkanı'na böyle bir sözün onda biri edildiği zaman herkes mahkum oluyor. Ama Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu'ya böyle bir laf söyledi diye bu ifade özgürlüğü dedi bir hakim. Şerefsiz, alçak ve düzenbaz. Üç tane laf. Şimdi yani buna ifade özgürlüğü diyebilen bir hakim var karşımızda. Ondan sonra dediğim gibi masumiyet karnesini bilmeyen bir orgeneral var. Ondan sonra asli görevinin fiyat artış beklentilerini kırmak olduğunun farkında olmayan bir Hazine ve Maliye Bakanı var. Yani Türkiye'nin önemli bir sorunu, yani hani bir iceberg denir ya, icebergin suyun altında olan bölümü, çok ciddi vahim bir nitelik problemi var Türkiye'de. Bunu nasıl aşacağız gerçekten bilmiyorum. Benim de sizlere sorularım olabilir, yani onu da şey yapalım burada. Mesela geçen hafta Zonguldak'ın Kilimli ilçesi galiba, orada bir göçük oldu yine. Yani göçük değil de bir tırnak içinde iş kazası oldu. Ve 3 işçimiz öldü. Grizu patlaması olmuştu, evet. Grizu patlaması. Evet. Bu bir sıradan bir haber olarak geçti. Bir gün verildi ondan sonra. Ve sonra üzerinde Türkiye'de hiç kimse durmadı. Ben biraz şeyciyimdir, ne derler, bu şey kazalarına çok, maden kazalarına çok üzülüp herkes kadar üzülüyorum ama ben biraz arşivciyim. Bugün şeylerimi karıştırdım, işte bilgisayardaki o folder mı deniyor, oraya atıyorsun ya, onlar orada kalıyorlar. 4 Ağustos 2015'te Bakanlar Kurulu, altında hepsinin imzası var. Bir yazı yazdım, yazının adını da Cinayeti Gördüm diye koydum. O Antonioni'nin meşhur filmidir bu, Cinayeti evet. Gördüm. Blow Up. Çok muhteşem bir filmdi. Bu 4 Ağustos 2015 tarihli resmi gazetede bir Bakanlar Kurulu kararı çıktı. Ve bu Grizu patlamalarına ve Grizu patlamaları sonrası işçilerin yaşamlarını yitirmelerine neden olan bir sürü sebep var. Bunlara karşı da önlemler var. Bu önlemler biliniyor. Tek tek sayılmış, biliniyor. Bunların gündeme alınması ve uygulanması için bir Bakanlar Kurulu var daha önce. Ama bu söylediğim tarihli resmi gazetedeki Bakanlar Kurulu kararıyla bu önlemlerin bizim madenlerimizde uygulanması 2020'ye ertelendi. Ertelendi, evet. Muhtemelen 2020'den de 2023-2024'e ertelenir. Şimdi tabii muhalefet partiler, mesela muhalefet partisi o zaman bu ertelemeyle ilgili hiçbir şey söylememişti. Bugün çok şey yapmıştı, etkilemişti. Orada insanlar ölüyor ve hükümet de gerekçesinin bilinmeyen muhtemelen madenciliğe destek, bu madenciliğe destek vermek istiyorsan sen bu önlemleri aldır. Eğer bazı küçük ölçekli firmalara çok maliyetli geliyorsa işte o zaman destek versen o küçük ölçekli madencilik firmalarına. Yani bunu sen yap ya da onlara kredi aç, bir şey yap, sonra zamanında ödet o firmalara, ama bu bir yaşamla ilgili bir önlemin ertelenmesi ne demektir? Bunu anlamak mümkün değildir. Yani o ertelediğim tarihe kadar insanlar ölebilir diyor. Aşağı yukarı böyle bir şey. O zamanki Vatan Gazetesi'nin ekonomi servisinde çalışan bir gencin, genç bir arkadaş,
şimdi ismini tam çıkaramadım, bir yazısı çıkmış, onu da oraya bir yanıma koymuşum. Yazısının başlığı inşallah 4,5 sene madenlerde kaza olmaz diye. Evet. Olacak insanlar çünkü. Ha, Mert galiba, evet, Mert diye bir arkadaş. Vatan Gazetesi Ekonomi Servisi'nde görev yapıyormuş o tarihte. Şimdi ne yapıyor bilmiyorum. Şimdi artık Vatan Gazetesi'de kalmadı tabii. Vatan Gazetesi'de kalmadı. Ondan sonra şimdi bunu yapabiliyorsa bir devlet nasıl bir gerekçeyle yapıyor? Ben de bir iktisat hocası olarak buna bir teori uydurdum. Bunu Celal'le daha önce konuşmuştuk, bu kazalar çok artacak derken. Bunun evet. Nedeni var. Bunun bir nedeni var. Çünkü büyük bir, diyelim Soma'yı alalım. Büyük bir maden Soma. Orada alınacak önlem belli. Yani belki sıfırlamaz kazaları ama minimize eder, insan ölümlerini de herhalde en alt düzeye çekebilecek önlemler var. Ama bu önlemlerin bir maliyetleri var. Şimdi bir de işçi öldüğü zaman maden sahibinin o işçinin ailesine ödediği tazminat var. Bir de devletin o madencilere verdiği ceza var. Maden sahiplerinin önlemini almayan mühendisler, şuna buna. Şimdi bu ikisini karşılaştırdığınız zaman görüyorsunuz ki şeyler, tazminatlar ve cezalar daima şeyin altında, önlem aldığı zaman harcanacak paranın altında kalıyor. Ve burada maalesef bütün iş yerlerinde, bu sade madenlerde değil, bunlar şeylerde de, tersanelerde de geçerli. Maalesef burada işverenler bu insanlık dışı tahtı yapıyorlar. Diyorlar ki ben buraya önlem alırsam işte diyelim bir kişinin kurtulması için 10 lira harcayacağım. O kişi ölürse kaç para tazminat ödeyeceğim? 5 lira ödeyeceğim. Almayayım önlemi diyor ve devam ediyor. Evet. Zaten sağ olacağı ve kaç kişinin öleceği de belli değil. Allah bilir diyor. Ondan sonra büyük bir kaza olduğu zaman zaten devletin en tepesinden bu mesleğin fıtratında var deniyor. Ondan sonra ve mesela bu maden kazalarını artık bir şekilde toplumun bir hayır demesi lazım. Eğer şeyse kapatalım bu madenleri, yani bunlara bir önlem alınamıyorsa, yani insan hayatından daha o üç iş ne oldu unutup gitti bile, adını bir üç tane genç çocuk, çok genç çocuk, üç tane. Zaten genç bu maden ocaklarının çoğu da şu anda ruhsatsız çalışıyor ve insanlar işsizlikten gidip o ruhsatsız yerlerde ölümü göze alarak çalışmak zorunda kalıyorlar. Ama Celal haklısın tabii, ruhsatsız çalışması da korkunç. Ama ruhsatlı çalışsa da bir şey değişmiyor. Tabii. Soma ruhsatlı bir yerdi. Orada da önlem alınmıyor. Bu bakan 4 Ağustos 2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ruhsatlı ruhsatsız diye bir ayrım yapmıyor. 2020'ye kadar erteledim diyor bütün önlemleri. Yani ölümleri, kazaları minimize edecek önlemleri 2020'ye kadar erteledim diyor. İşte o ertelenen yani, şeyin içerisinde yaşam adalarının kurulması da vardı bu grizu patlamalarına karşı. Aynen. Gördük, yaşam adalarının olmadığı yerlerde kaç işçi Soma'dan o yaşam adaları eksikliği nedeniyle öldü. Yani Türkiye'de ilginç şeyler oluyor ve bunlar detay gibi duruyor. Detay değil tabii, yani insanlar ölüyor. 3 tane genç çocuk şimdi resimleri gözünün önünde. Çok genç çocuklar. Hocam sadece çok çok özür diliyorum, sözünüzü kesiyorum. Maden üzerinden gittik ama önümüzde mesela sürüp giden bir havalimanı sorunu var. Kaç kişi öldü orada? Şimdi burada benim önümde bir liste var. Bu yeni güncellendi. İnşaat İş Sendikası tarafından. Çalışma Bakanlığı'nın bize söylediğine göre 37 ölüm var. Şimdi bu ölümlerin nedenlerini çıkardım ben, inceledim. 2 tane ölümü bilmiyorlar. 9 tane ölümü de otopsi raporu henüz çıkmadığı için kesin bir şey söyleyemiyoruz. Fakat 8 tane düşme var. 9 trafik kazası var. Trafik kazası çok mantıklı. Çünkü 3000 kamyon girip çıkıyor buraya. Bir patlama nedeniyle ölüm var. 3 vinç malzeme düşmesi nedeniyle ölüm var. Vinçten malzeme düşmesi de vinçin kayışlarının kopmasıyla meydana geliyor. Bir kalp krizi var. Bir de meşhur Ergenli işçinin, Kürt işçinin politik bir sohbetten dolayı oda arkadaşı tarafından yakıldığı iddiasıyla gelen haber var. Tam anlattıklarınıza istinaden şunu eklemek lazım belki buraya. Şimdi bu insanlar ölmüşler ve ihmalden ölmüşler. Üzerlerine kalıp düşmüş bu insanların. Yani parçaları bulunamamış.
Ve bu insanlar bunları dile getirdikleri için şimdi cezaevinde büyük bir kısmı ve sözcüleri. Peki orada tutuklanan sorumlu ya da mühendis var mı? Hayır. Hiçbirinde yok. Hiçbirinde yok. Ya da o işte o firmalar, meşhur firmalar, isimlerini vermeyeyim burada. Ne kadar tazminat ödemişler ölen insanlara? O kadar küçüktü ki o tazminatlar. Yani işte o tazminat miktarını öyle bir yükseltmemiz lazım ki. Yani insanlar, mesela vinç kayışı koptu diyorsunuz. Şimdi böyle bir şey, 3 kişi öldü diyorsunuz değil mi? Yanlış anlamadıysam, evet. Vinç kayışı kopmasını diyorlar. 3 seferde hem de yani. Yayını yaptığınız Köln şehrinde böyle bir şey olsa bir inşaatta. Evet. 3 kişi Köln şehrinde şu anda bu yayını yaptığınız yerde Köln'de vinç kayışı koptu diye müteaddit defalarda 3 işçi arka arkaya ölse acaba orası hala çalışabilir mi? Mümkün değil. Zaten öyle bir sistem kurulması çok zor. Yani insanların ya can güven tehlikeye atacak bir yapıyı kurmuyorlar. O sorumlu kişi nerede olur? Yani şimdi bu mesela havaalanı bu. Ben üniversite yıllarımda şimdi 1970'lerin ikinci yarısından bahsediyorum. Yani 73-78 arası üniversite yıllarında fayda maliyet analizi diye bir ders almıştık. Vardı. Master'da da okundu. Orada kullanılan en önemli örnek Londra Heathrow havaalanına bakın. Kaç sene önce olan bir şeydi. Fayda maliyet analizi öğretildi bize, gösterildi. Yani o alan yapılırken ne inanılmaz bir detayda fayda maliyet analizi yapılmış. İnanın bizim acaba bu şeyle ilgili bu çapta, bu detayda bir fayda maliyet analizimiz var mı bizim? İstanbul Havaalanı'na geçici isim herhalde. Çok kısırdan isim değişecek olan İstanbul Havaalanı. Evet, geçici bir isim koydular. Ama Türkiye böyle bir yer. Şimdi bunu nereye götüreceksiniz Erk Bey? Bakın şimdi bir şey, yani buraya notlar aldım. Benim böyle adetlerim var. Hala kağıtlara, küçük kağıtlara notlar alıyorum. Mesela bunları nereye götüreceksiniz? Yargıya taşıyacaksınız. Sonuç alamayacaksınız. Bir ombudsman meselesi var Türkiye'de değil mi? Kuruldu. Büyük ümitlerle. Türkiye'nin ombudsmanı beyefendi kim? Şeref Malkoç beyefendi değil mi? Evet. Eski milletvekili. Evet. Kimin kayınpederi? Adalet Bakanı'nın kayınpederi. Evet. Şimdi düşünebiliyor musunuz ilginç durumu? Adalet Bakanı'nın kayınpederi Türkiye'de ombudsman. Ve şimdi siz bu ombudsmanlık müessesesinden bir anlamda tarafsız, işte idareye karşı tavır bekliyor. Değil mi? Ombudsman vatandaşı idareye karşı koruyan bir sivil toplum kuruluşu. Ama Sayın Şeref Malkoç milletvekili ve iktidara yakın bir muhafazakar parti milletvekili ve yahu damadı Adalet Bakanı şu anda. Şimdi bu meseleyi ombudsmana götürürseniz ne olur mesela sizce? Sonuç belli zaten. Yani şimdi Türkiye böyle ilginç bir yer yani. Bakın işte 3 kişi öldü Zonguldak'ta bu hafta, yani işte bitirdiğimiz hafta. Artık ne konuşuluyor? Fikri takip diye bir şey yok hiçbir yerde. Hiçbirimizde yok. Fikri takip şeyimiz yok. Dediğim gibi tazminat hukuku yok. Ceza şeyi yok. Tren kazası şey... meselesi var. Geçtiğimiz haftalardan gelen, tartışılan insanlar... evlatları için, kardeşleri için hala çırpınıp duruyorlar. Görüntüler çıktı. İsmail Saymaz işte görüntülerini biliyoruz. Fakat yani ne yazık ki hani bedel ödemeyi bir kenara bırakmak gerekiyor galiba hocam. Yani bu bir sistem meselesi. Tam da sözünü ettiğiniz gibi. Yani az gelişim meselesi, sistem meselesi ve bir de orada ben daha bir genel bir şey söylüyorum. Nitelik meselesi. Nitelik. Yani yani ben Adalet Bakanı'nın kayınpederi olsam ombudsman görevini kabul etmem. Bilmiyorum. O da bir nitelik meselesi herhalde hocam. O da bir nitelik meselesi tabii. Evet. Peki hocam. Bir eğitim meselesi değil. Başka bir tür bir nitelik meselesi. Bu ülkede hanımefendi evet. Danışmanı var hocam artık. Efendim? Hanımefendi danışmanı diye bir şey var bu ülkede. Yani... Peki Eser evet. Abi. Bize ayrılan yani, sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Haftaya zaten sizi burada ağırlayacağız. İnşallah. Görüşmek üzere. İnşallah. Çok teşekkürler, iyi yayınlar. İyi çok sevgiler arkadaşlar. Sağ ol.
Evet, bir soğanın cücüğü meselesinden başlayıp nereye kadar geldik? Evet, yani aslında biraz hocanın anlattıkları şunu çağrıştırıyor. Pir Sultan Abdal'ın dediği gibi bozuk düzende sağlam çark olmuyor. Bu çark, tabii. Yani bu çarklar da çok iç içe geçmiş. Aslında hep dilimizin ucuna geliyor da çok da rahat söylemiyoruz. Suçluyu biliyoruz. Her seferinde biliyoruz. Yani Soma'dan biliyoruz. Sadece iş kazalarından değil, Türkiye'de yaşanan IŞİD katliamlarından biliyoruz. Bürokrasi çarkından biliyoruz. Her yerden biliyoruz. Her seferinde dilimizin ucuna gelen şeydir bu. Ama onlar da çok güzel bu işi idare ediyorlar. Suç burada dururken suçu alıyorlar. Başka bir tarafa evirip çevirip top gibi fırlatıyorlar. Şimdi Gezi'de şey yaptığımız gibi birazdan konuşacağız herhalde. Tabii Gezi'yi konuşacağız çünkü yani seçimler yaklaştıkça Gezi'nin dozu yükselmeye başladı. Yani bu herhalde Celal abi şimdi şöyle bir şey oldu. Bu ilk 2013'te yani Gezi'yi neden bu kadar konuşuyorlar? Bu seçimler yaklaştıkça dilin sivrilmesi, hedef gözetilmesi yine Gezi ile başladı aslında. Evet. Yani bu kopuş meselesi Gezi ile başladı. 2013 yılından beri de bunu hem yandaşlarıyla, hem tetikçileriyle, hem trolleriyle, hem bakanlarıyla büyük bir adet haline getirdiler. Ama şuradan da artık eninde sonunda bir çıkış yolu bulunamayacağını bir hissetmeleri lazım. Çünkü ne kadar sürdürülebilecek ki bu? Bunu da halkın kendisi gösterecek. Evet. Ya şu anda da zaten yani aslında seçimden falan değil, daha çok Gezi benzeri bir olaydan korktuklarına ilişkin fikirler oluşmaya başladı. Bunu da önlemenin tek yolu var. Halkın gerçekleri öğrenme hakkını engellemek. Aynen öyle. Şu anda bak, bugün bir haber var mesela. Şimdi bu gazete duvarda bir habere erişim engeli konuluyor mahkeme kararıyla ve erişim sağlayıcıları birliği de erişimi engelliyor. Haber ne biliyor musun? Plan Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında CHP Konya Milletvekili Abdülhatif Şener Savunma Bakanı'na bir soru soruyor. Diyor ki İHA'larla ilgili Cumhurbaşkanı'nın damadının orduya silah satması anayasaya uygun mudur? Basit bir soru aslında. Çünkü başkomutanım diyor aynı zamanda kendisi ve sen o başkomutanın ordusuna damat olarak silah satıyorsun. Bakan da buna bir derten bir cevap veriyor. Ve ilgili firma Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruyor. Ve diyor ki Cumhurbaşkanı akrabalığı bahanesiyle yazılmış olan ifadeler kötü niyetli, halkı aydınlatma ilkesiyle bağdaşmayan, basın özgürlüğü sınırlarını aşan, halkı kim ve düşmanlığa teşvik etme amacı tutan müvekkil şirketin konuyla ilgili başarılarını alınan somut sonuçlar nedeniyle devletimizin, milletimizin, düşmanlarının ve PKK yandaşlarının kendi çıkarlarına göre halkı yanıltma gayreti. Şimdi abi sorun ne biliyor musun? Gazeteci sorulan soruyu ve verilen cevabı yazıyor. O kadar, başka bir şey yazmıyor. Ve buna erişim engeli konuyor. Suç Ceza Mahkemesi kararıyla. Niye? Halk öğrenmesin. Neyi öğrenmesin? Cumhurbaşkanının yani başkomutanın ordusuna damadının silah sattığı, İHA sattığı öğrenmesin diye. Yani Türkiye'de böyle gerçekleri gizleyerek olası bir karşı koyuşun önüne geçmek istiyorlar. Ama tabii bu bunu çok daha alçakça yöntemlerle de yapıyorlar biliyor musun? Yani bu ifadeleri de kullanmak istemiyorum ama insan da başka bir türlü kendini anlatması çok zor oluyor. Dün suç katliamının 7. duruşması vardı, evet, biliyorsun Gilvan'da. Şimdi 33 kişi öldü. Bir yere gelmek istiyorum buradan. 33 kişi öldü. IŞİD bombacısı oraya karakolun önünden geçerek Amara Kültür Merkezi'ne, evet, geldi. İnsanları öldürdü. Zaten şu süreci hep tartıştık. Suriye'den Antep'e kadar, Urfa'ya kadar bu adamlar ellerini kollarını sallayarak geçtiler. Ki izlendikleri halde yani. Aynen öyle. Yani devletimiz bugün patates depolarına gösterdiği özeni o günlerde amonyum nitrat depolarına göstermiş olsaydı bu patlamaların hiçbiri olmayacaktı. Bak buraya kadar da aslında anlaşılabilir bir şey devlet refleksi açısından. Ama şu anlaşılamaz, ötesinde de bir itiraftır aslında. Bu patlamalardan sağ kurtulanların kendileri, aileleri,
avukatları, bütün yakınları neredeyse soruşturma geçirmeyen isim yok gibi. Tabii niye sağ kurtulun evet. cezalandırması var? Ya burada bir kız çocuğu var, Güneş Erzurumluoğlu. 20'li yaşlarda kız tekerlekli sandalyeye muhtaç oldu. Bu kız devlet tarafından yardım edilmedi. Kampanya ile parası toplandı. Kampanya terör icadı sayıldı. Evet. Kız terörist sayıldı. Yani de daha nesini tartışacaksın aslında? Şimdi Koray Düzgören de katılacak bize. Onunla beraber devam edelim. Hoş geldin Koray Düzgören. Merhaba. Merhaba Cevap. Merhaba, merhaba Erk. Merhaba abi. Evet, soğandan başladık. İş kazalarına kadar geldik. Oradan IŞİD'e öfkeleniyoruz. Gittikçe öfke hızla artıyor. Fakat şey tabii soğan, yani... Soğan hikayesi çok komik tabii. Yani Eser de anlattı ama... Eser de anlattı. Evet. Erk'in demin verdiği örnek de harika tabii. Yani potasyum nitrat ya da diğer patlayıcı depolarını basmak yerine soğan deposu basıp gösteri yapmak halka karşı çok daha işlerine geliyor. Daha kolay. Evet. Gerçekten peki. De. Şimdi sen... Bugün yazında hukuk katliamlarını görünmez elemi MHP'ye bağlasak başlığını kullanmışsın. Yani şimdi ne güzel ağabeyle yakınlaşıyorduk. Ne oldu? Birileri taş mı koyuyor yoksa? Vallahi bunu bu şekilde koyanlar var. Yani son dakikaya kadar böyle diyenler hala çıkıyor. Yani Avrupa Birliği ile ne güzel ilişkilerimiz düzeliyordu. Pek güzel yani son basın toplantısında ortaya çıkan itişme artık yani iyicene ortaya çıkan ayyuka çıkan itişme. Çavuşoğlu ile Mogherini ve Han arasındaki itişme aslında çok kötü yaptılar Çavuşoğlu'nu ama tabii o bundan fazla etkilenecek bir adam değil çünkü sadece Demirtaş'ın kararı ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ile ilgili değil, daha vahimi aslında daha vahimi derken tabii konu itibariyle yoksa Demirtaş'ın kararı çok daha önemli. Ama açıkça 1.7 milyar euronun ne olduğunun hesabını soruyorlar. Bunun hesabını Türkiye veremiyor. Kemküm etti Dışişleri Bakanı orada. Resmen. Avrupa Sayıştayı bu 1.7 milyarın nasıl harcandığına ilişkin bir şey bulamamış. Belge istiyorlar insanlar. O yüzden ondan sonra geri kalan parayı da göndermemişler besbelli. Yani bunu Türkiye'deki Sayıştayı halletmek kolay da. Uzman lüzum yok. Tamam. Evet. Ya Türkiye'deki Sayıştay'ı kolay halledersin de Avrupa'daki Sayıştay'ı daha zor halledersin. Şimdi onu demek istiyor. Türkiye'dekini hallettik, bu Avrupa'daki Sayıştay nereden çıktı diyor. Aşağı yukarı. Yani resmen hesap sordular. Ve bu hesaba karşı cevap veremedi Dışişleri Bakanı. Yani hakikaten şimdi demin sen de sözünü ettin. Benim yazımda belirttiğim kişiler, bazı yazarlar ya da çevreler bu duruma bakıp ya Türkiye'yi rezil etti bu adamlar filan diyecekler. Yani bak çok kötü oldu. Türkiye rezil oldu. Yani şimdi bu yapılır mı? Ne güzeldi Avrupa ile ilişkilerimiz, çok güzel bir şeye düzleme giriyordu. Gayet iyi gidiyordu işler. İşte biz yalancıktan Avrupa ideallerine bağlıyız. Üyelik perspektifimizde hiçbir şey değişmedi diyorduk. Onlar da evet şu aşamada giremezsiniz, hiçbir faslı da açmıyoruz ama ileride ilişkilerimizin iyileşmesini hep beraber bekliyoruz filan gibisinden açıklamalar yapılıyordu karşılıklı. Yani karşılıklı bir sahtekarlık şeyi var, düeti yapılıyor burada ve ama artık o da bir noktaya kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş'la ilgili kararı artık olmazsa olmaz, yani Avrupa Birliği'nin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Sen nasıl Avrupa bir sonuç İnsan bekliyorsun Demirtaş kararının Türkiye'nin uygulaması açısından? Yani kolay kolay yani tabii uygulamak zorunda. Yani hem anlaşma var, uluslararası bir anlaşmaya, sözleşmeye imza atmış Türkiye, atmış durumda. Hem de bu sözleşmeyi anayasasına geçirdi. İşte 90. madde var, anayasa hükmü yani. Açıkça yani şunu diyecek ya, ben anayasa zaten tanımıyor da yani ben anayasayı iyice rafa kaldırdım ama şu var, bunu yapabilir, zaten yapıyor fiilen de böyle yani Türkiye'de anayasa yasa filan hiçbir şey yok zaten şu anda, ama Avrupa ile ilişkilere bunu diyemez yani, istedikleri kadar efelik taslasınlar, istedikleri kadar hava bassınlar, imkansız çünkü Avrupa'ya çok muhtaçlar. Çünkü Avrupa'da bu döviz tavan yaptığı sıralarda, Türkiye battı batıyor tartışmalarının çıktığı sıralarda
Eğer Merkel o yeşil ışığı yakmasaydı biz Avrupa ile ilişkimize Türkiye ile ilişkimizi devam edeceğiz. Çok önemli bir ortaktır bizim ve Avrupa için demeseydi Avrupa'nın para babaları, bankaları yani kısıtlı da olsa tekrar Türkiye'ye para akışını ya da işte ticaret akışını devam ettirme kararı almazlardı. Aslında tabii IMF'nin kuralları uygulanarak bu da yapılıyor. Albayrak'ın Londra'da IMF'nin Albayrak'a Londra'da IMF'nin reçetesi kabul ettirildi. Evet. IMF'nin adı yok ama kendi var. Fakat şimdi dolayısıyla bir oyuna girecekler galiba. Şimdi şöyle bir oyuna girecekler. Biz bunu da gördük daha evvelden. Hatta bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı verilmeden evvel Ayşe Yıldırım da köşesinde yazdı. Bu Demirtaş'a evet. verilen bir 4 yıl 10 aylık hapis cezası var. Evet, bugün de zaten evet, avukatları aracılığıyla evet. bir açıklama yaptı. O 5 yılın altında evet. tutuldu o ceza ki Yargıtay'a gitmesin diye. Hı hı. Böylece İstinaf Tabii. Mahkemesi'ne gidiyor. Bugün de harekete geçirmişler ve şu anda İstinaf Mahkemesi esas sayısı 1700'lerde olan dosyalara bakarken birdenbire 2300'lerde olan Demirtaş'ın dosyası için raportör hakim atanmış. Yani şimdi evet. bu süreyi oyalanıp Demirtaş'ın cezasını kesinleştirecekler. Diyecekler ki tamam biz bırakacaktık ama başka bir suçtan kesinleşmiş cezası başka var. Başka suçlardan evet. Yani bu tabii Türk Devleti'nin klasik şeyi. Yani biliyoruz ki bu 90'lı yıllarda da Orhan Doğan ve diğer hepli milletvekillerinin bırakılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden karar çıktı. Bu kararın sen de biliyorsun evet. işte biz de yakından takip ettik. Bu kararın uygulanması neredeyse 3-5 sene sürdü. Yani onların hapisten çıkması kaç sene aldı. Yani uygulamak zorunda kaldılar ama iyicene artık sonuna kadar böyle kanırta kanırta direne direne yani. Şimdi de tabii kolay kolay hemen uygulanacak falan gibi bir beklentiye, iyimser bir beklentiye girmemek lazım. Yani onu söyleyeyim. Sonuna kadar bakacaklar Avrupa nasıl dayatacak mı? Avrupa Konseyi'nin tavrı ne olacak? Burada o çok önemli. Gerçi konseyden gelen, Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalar ve işte dün de Mogherini'nin ve Han'ın açıklamaları bu konunun takipçisi olacaklarını yani belki de ilk defa bu konuda çok ilkeli bir karar alacaklar. Çünkü eğer bunu yapmazlarsa zaten Avrupa Birliği olmaktan çıkacak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de gerçekten yani sıradan bir mahkeme haline dönüşecek. Yani bu Demirtaş davası onlar için de çok önemli bir kriter. Sadece Türkiye değil yani Türkiye için değil. Belki onlar için daha da önemli bir kriter. Dolayısıyla arkasında durmak zorundalar. Avrupa Konseyi'nden çıkartılmaya kadar gidebiliriz. Zaten Türkiye izlenen bir ülke. Türkiye evet. izlenen ülke statüsüne alındı biliyorsun. Dolayısıyla şimdi bu statü daha da geliştirilebilir. Türkiye'nin tavrına bağlı. Bakalım göreceğiz yani. Avrupa'nın kararlılığı çok önemli burada bence. Peki Kuray şimdi seçimlere aşağı yukarı 4 aydan az bir zaman kaldı. Şimdi MHP ile ittifak görüşmeleri de sürüyor. Fakat birçok yerden gelen anket sonuçlarına bakıyoruz ki AKP'nin oyları da ciddi bir düşüş var. Hatta yani ancak MHP ile ittifaka muhtaç olarak seçime girme şansı var. Ve şu anda da o ittifak görüşmeleri sürüyor. Sen nasıl görüyorsun önümüzdeki süreci? Yandaş sondajcıların da endişeli bir şekilde bu türden sonuçlara vardığını görüyoruz. Evet. Onlar tabii sade bu değil. Çok sayıda, çok yerel bazda da çok sayıda araştırma yaptıklarını biliyoruz onların. Ve dolayısıyla değişik yerel bilgilere bakarak işlerin hiç de parlak olmadığını fark ettiler. Onun için hemen döndüler. Bahçeli'nin şeyine girdiler. Dümen suyuna girdiler tekrar. Ve birçok yerde ittifak yapmadan seçimi kazanamayacaklarını anladılar. Şimdi il bazında, ilçe bazında hatta yer yer oy potansiyellerini ve işte sondaj sonuçlarına da bakarak tek tek inceleme yapıyorlar. Nerede ittifak yaparız? Nerede kimin adayı, kim aday gösterir? Nerede kim göstermez? Büyük bir oranda MHP birçok yerde aday göstermeyecek ama onun işte almak istediği iller var. O konularda da AKP sanıyorum ona destek olacak aday gösterse bile. Düşük profilli. Ama bir biçimde evet bir biçimde bu ittifakı sürdürmek istiyorlar. Yoksa özellikle İstanbul ve Ankara gibi hatta işte Antalya'sı var, Manisa'sı var, Balıkesir'i var.
Başka Adana var. İl var. Adana var, Mersin var tabii. Çok çok önemli. Buralarda seçimi kaybetmeleri olası. Çok önemli bir süreç yaşanıyor. Bakalım pazarlıklar neyi gösterecek. Tabii bu pazarlığa rağmen, tabii gerçekçi olmak lazım. Bu pazarlığa rağmen kazanamayabilirler. Yani bu pazarlık her şeyin bittiği anlamına gelmez. Gayet güzel ince ince hesaplamış da olabilirler. Ama burada da iş muhalefete düşüyor. Muhalefetin gerçekten de bütün muhalif güçleri örgütlemesi meselesi ve bu iktidar Cumhur İttifakı'nın gücünü kırması gerekiyor. Eğer gerçekten yerel seçimlerden bir şey bekleniyorsa tabii. Evet. Peki Koray, bize katıldığın için çok teşekkür ederim. Bu şu bir nokta, eğer zamanımız varsa, bu demin Duvar Gazetesi'ndeki şeyle ilgili, meseleyle ilgili olarak bir cümle bir şey söyleyeceğim. O çok önemli bir konu. Ben onu birkaç ay önce Artı Gerçek'te yazdım ve şöyle demiştim. Askeri harcamaları ya da askeri üretimi, silah ve mühimmat üretimini sipariş eden de üreten de aynı aile. Böyle şey olur mu? Evet. Yani gerçekten de bu çok enteresan bir olay. Çok harika bir şey bu ya. Hem talep eden aynı, ondan sonra üreten ve devlete satan da aynı. Ne kadar sattı, ne miktarda üretti, ne oldu? Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Evet. Peki, çok enteresan. Teşekkür ederim bize katıldığın için. İyi akşamlar abi. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, şimdi bu seçimler öncesi. Mesela bugün Murat Gezici'nin ilginç açıklamaları vardı Gezici Araştırma Şirketi'nden. Diyor ki AKP'nin MHP olmadan İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Aydın, Muğla, Balıkesir ile Eskişehir gibi illeri alma şansı yok. Ve tabii 24 Haziran seçimlerinden de daha düşük çıkıyor AKP'nin oyları. En azından 2 puan aşağıya doğru düşmüş görünüyor. Yine Murat Gezici'nin saptamasına göre yani %34, %35 oranında çıkıyor. Ekonomik sıkıntılar bir. Tabii birinci sebep ekonomi. Terör sorunu çözüm bulmaması, eğitim sorununun devam etmesi, Suriyeli göçmenlerin giderek artması, işsizlik, yargı ve hukukun işlememesi gibi konular AKP'nin oylarının düşmesine neden oluyor diyor. İşte burada da tam şeye bakmak lazım. AKP'nin oyları düştüğü zaman ne oluyor'ya bakmak lazım. Birlikte değerlendirmek lazım. Ben hep senin bu son 3 ay önce, 4 ay önce falan yazdığın bir yazıyı emsal alıyorum. Ve o yazının başlığını sonuç kısmı olarak görüyorum her seferinde seçimlerden önce. Şöyle bir izleyicilere hatırlatalım. O yazıyı da hatırlayacaklardı. Zaten başlıktan da her şey çıkıyor. Ne zaman tabutta yaslansa seçim oluyor diyorsun değil mi sen? Şimdi sonuç kısmı bu olmak kaydıyla Avrupa ilişkilerinde, seçmenin konsülde edilmesinde, MHP ile ilgili ortaklıkları da, Gezi'ye yüklenmeyi de hepsini aynı torbanın içerisine atabiliriz. Yani biz bu oyunu neredeyse hani başında söylemiştik ya, 2013 yılından beri yaşıyoruz. Yaşıyoruz aslında. Evet. AKP'nin oyları düşünce ve seçim yaklaşınca ne olduğunu çok net biliyoruz biz. Nereden biliyoruz? Ankara'dan biliyoruz biz bunu. Ceylanpınar'dan biliyoruz. Tabii, Suruç'tan. Suruç'tan biliyoruz. Soğancıların bile artık terörist ilan edilme raddesine gelmesinden biliyoruz. Yani bir kitle yaratıyor. Bir bu kitleyi dışarıda tutuyor. Diğer kitleyi bölüyor. Konsülde ediyor. Ve bir güvenlik politikası üzerinden. İki, işte o Kur'an sallayarak, dini öne çıkararak her seferinde bu oyunu yeni baştan oynuyor. Peki bir daha yer mi bu millet bu oyunu? Yüzde kaçı yer? Valla yani? Şimdi Celal abi neye bakmak lazım? Şuna bakmak lazım galiba. Kaçıncı seçim olacak bu? Hani ana muhalefeti hesaba katarsak söyleyelim. 11. seçim evet. olacak değil mi? Çünkü bir de Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da kendi başına girdiği belediye seçim var. 10 defa yenildiğinde bu. 11.si içinde bana çok fazla umut vermiyor. Çünkü somut verilerimiz ve somut akışımız ne yazık ki bu yönde. Koray abinin bu işte
aslında bir iyimser buluyorum bu tabloyu. Yani tartışılan şeyi de iyimser buluyorum. Başka bir soluk getirmek ama o ne bilmiyorum. Yani Sayın Erdoğan bundan iki ay önce şunu söyledi mi söylemedi mi? Eğer Kürdistan'da HDP seçimleri kazanırsa teröristlere kayyum atarız ifadelerini kullandı mı? Kullanmadı. Kürdistan demedi ama. Yani işte yani tırnak içerisinde. Dolayısıyla burada aslında artık başka kriterleri, başka parametreleri de değerlendirmemiz gerekiyor bizim. Yani hesaplayalım. 7 Haziran'da AKP kaybetti. Ondan sonra ne oldu? 1 Kasım'da kazanmaması gerekiyordu. Hileli bir seçimdi. Ondan sonra yüz yüze geldiğimiz 16 Nisan 2017 tarihiydi. Referandumu. Referandumuydu. Hileli bir seçimdi. Yine konsolide etti. İnsanlar hayır diyenler tutuklandı, cezaevlerine gönderildi. Ve son seçimde Sultan Gazi'de biliyorsun her yerde silahlar patlarken, kurşunlar düşerken, 2-3 gün öncesinde iç savaş çığırtkanlıkları yapılırken, Suruç'ta insanlar öldürülürken yine başka bir olay bu. Seçim kazandılar. Mahir Ünsal açıklama yaptı. Senin sapladığın bir şey de vardı. Yani seçimler yaklaştıkça özellikle son 3 yıldır, 4 yıldır AKP yandaşları AKP kaybederse iç savaş çıkar. Evet. Şöyle bir şey oluyor abi. Şöyle ilginç bir şey oluyor. Seçim sürecine girdiğimizi biz aslında bu bize söylenmese bile anlayabiliriz artık Türkiye'de biliyor musun? Çünkü şöyle oluyor. Önce Erdoğan çıkıyor. Diyor ki bunlar diyor teröristtir diyor. Bunlar dinsizdir diyor. Arkasından Şahin İçişleri Bakanları çıkıyor kendisinin. Efkan Ala'dan biliyoruz biz bunu. Şimdi Süleyman Soylu var. Teröristlere yeni operasyon geliyor diyor. Hani kimse de şunu sormuyor. Sorana da terörist diyorlar zaten. Hani bunun mahiyeti nedir? Niyedir? Niye bu halka huzur vermiyorsunuz sormuyor. Böyle bir açıklama geliyor. Ardından yandaş gazeteciler yazmaya başlıyor. Şunu diyorlar. AKP kaybederse iç savaş çıkar. Yani 2013'ten beri bunu diyorlar. Seçim yaklaştıkça da şunu yapıyorlar. Silahları gömdük. Aman sokağa çıkmayın gibi bir şey. Ve trollerle sosyal medyayı aynı anda bunların üzerine konsolide ediyorlar. Yani sabah kalkıyoruz küfür ediyorlar. Bunun gerçeği de var. Yani şimdi 7 Haziran seçimlerinde AKP kaybettikten sonra işte erken seçime gidilme ihtimali var. Ama erken seçim kararı alınmamıştı. Ve 20 Temmuz'da Suruç patlaması oldu. Suruç katliamı. Ben o gün yola çıktım, Suruç'a gittim. Biliyorum. Giderken yolda bir yazı yazdım. Daha erken seçim kararı alınmamıştı. Ama yazının başlığı, Cumhuriyet'e yazdım. Yazının başlığı şuydu. IŞİD, AKP'nin erken seçim kampanyasını başlattı diye. Çok net hatırlıyorum. Benim tekimde 25 yazıyı. Ağustos'ta erken seçim kararı alındı. Biz de bu bölümün sonuna geldik. Peki. İkinci bölümde saat başında tekrar bir arada olmak üzere.